Evet. Sevgili Silifkeliler, Silifke'miz Mersin'imizin fevkalade önemli bir coğrafyasında yer almaktadır. Hem bir tarım bölgesidir, hem bir turizm bölgesidir. Vatan Partisi Türk tarımını, can çekişen Türk tarımını canlandırmak için köylümüze ucuz kredi verecektir. Ucuz tohum temin edecektir. Topraklarımızı kirletmeyen, genetiği değiştirilmiş maddeleri içermeyen tohumlar verecektir. İlaç alımını kolaylaştıracaktır. Ucuz banka kredisi verecektir. Çöken tarımı yeniden canlandıracaktır. O nedenle Silifkeli üreticilerin Vatan Partisi'ne mutlaka katkıda bulunmasını istiyorum. Aynı zamanda bölgemiz büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Vatan Partisi zamanında bu bölge, Vatan Partisi'nin milli hükümet döneminde bu bölgemiz Akdeniz kültür bitkileri tarımı ve turizm kompleksi pilot uygulama bölgesi olarak kabul edilecektir. Bu bölgeyi açık hava müzesine dönüştüreceğiz. Bu güzelim beldemizin nükleer artıklarla kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyayı atalarımızdan nasıl aldıysak çocuklarımıza ve torunlarımıza da böyle temiz teslim edeceğiz. Üretmeyen lümpen bir toplum yapısından üreten dinamik bir toplum yapısına geçeceğiz. Önümüze konulan bir baraj masalı var. Bu baraj masalı ile halkımızın özgür iradesi elinden alınmak isteniyor. Biz buna toplumsal hipnoz diyoruz. Bunun tarihteki en canlı örneği Hitler Almanya'sındaki süreçtir. Hitler Almanya'sında bir onbaşı bozuntusu Goebbels diye bir propaganda bakanıyla birlikte milyonlarca insanın özgür aklına ipotek koydular. Milyonlarca Alman'ın ve dünya insanının ölümüne neden oldular. Hatta savaşın sonuna doğru Hitler morfinle, uyarıcıyla ancak ayakta tutulurken, Rus orduları Hitler'in sığınağına karşı yürürken, içerideki bekleyen anlı şanlı Alman mareşalleri Hitler'in odasına girip de ne yapacağız demeye bile cesaret edemiyordu. Führer'in elinde bir gizli silah var. O gizli silahı şimdi açığa çıkaracak umudu ve beklentisi içerisindeydiler. Biz bu hipnozu yıkacağız. Vatan Partisi'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Biz Sakarya Meydan Muharebi fazilet mücadelesidir. Türkiye'yi bunlara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Değiştirecek miyiz arkadaşlar? Evet. Evet. Evet.